Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba, ben Elmas. Çiğdem, memnun oldum. Memnun oldum. Tuğçe, memnun oldum. Hayırlı sabahlar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Çiğdem, ben. Hayırlı sabahlar, çok memnun oldum. Tuğçe Hanım, hoş geldiniz. Ayşe Hanımcığım, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Necmettin Beyciğim, günaydın. Merhaba, günaydın. Kadir Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, sağ olun. Sizlere sormadım. Çok buyurun. Çok şükür Kadir Bey. Evet efendim, ev sahibimiz de gelsin. Elmas Hanım'ın karşılaması biraz heyecanlıydı ama güler yüzlüydü, beğendim. Evet, herkese hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Hamar attıklarınızı göreceğiz bu hafta. Hamar at olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Tabii ki. Şu an henüz bir iddia bu tabii ki. Gününüz gelmeden, görmeden bir şey diyemiyoruz. Güzel bir hafta olsun. Herkes şöyle temizliğiyle, elinin çabukluğuyla ön plana çıksın istiyoruz. Hadi bakalım. Evet, haftanın ilk şanslısı Elmas abla. Bugün onun evindeyiz. Onun mutfaktaki performansını, misafir karşılamasını, kahvesini, temizliklerini göreceğiz. Evet Elmas ablacığım, seni kısaca bir tanıyalım. Kimin evine geldik, nasıl hamar atsın? Ben Elmas. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İddialıyım yani bu konuda. İnşallah size ezip geçeceğim. Bismillah daha sabah sabah. Yani öyle. Hani ben sen kendini tanıtırsın diye sordum ama direkt ben hepinizi ezeceğim. Hepsini ezeceğim. Hiç belli olmaz. Ben, 5 gününüz var daha Elmas Hanım. 47 yaşındayım. 2 tane çocuğum var. 22 senelik evliyim. 15-16 yıldır da temizlik konusunda evet, 15-16 çalışıyorsun. Bu konu üzerinde evet. Yeteneklisin de. Evet. İddialısın da. İddialıyım, çok iddialıyım. Maşallah yani. Kafama koyduğumu yaparım inşallah. Bu zamana kadar mesela ne yaptın Elmas abla? Yani bu kafama koyduğumu yaparım dedin ya, ben yaptım böyle başka kafana koyduğum bir şey var mıydı şimdiye kadar? Tabii yani şey yaptım, kendime bir ev aldım. İstikrarlısın yani imza... Kafama koyduğumu yaparım ben ya. Kafama hadi koydum, bakalım. Yaparım. Birinci olmayı kafana koydun mu? Kafama koydum inşallah. Geçmiş olsun arkadaşlar hepimize. Elmas Hanım kafaya koyduysa yapıyormuş. Necmettin Beyciğim hoş geldiniz, hoş siz de. Haftanın tek erkek yarışmacısınız. Evet, ne hissediyorsun? Çok iyiyim. Ben Necmettin Demir, Antepliyim, kebapçıyım. Kendime ait yerim var. Yemekte ben iddialıyım. Elmas Hanım ilk günden öyle dedi ama bir Antepli olarak yani bir... Kebapçı olarak da ustayım kendim. Bu hafta ana yemeği belli oldu Necmettin. Bu hafta çok zor Bey. Olacak. 4 bayan bir erkek inşallah. Peki 4 bayana karşı kendinize güveniyor musunuz? Tabii ki. Yıllardan beri işletmeciyim. Temizlik konusunda tabii, da güveniyorsunuz. Tabii. Her konuda güveniyorum. İnşallah. Peki. Hadi yarın bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah. Yalnız sadece Antepli olmanıza mı güveniyorsunuz? Yok, mesleğime güveniyorum. Mesleğinize tabii, güveniyorsunuz. Tabii, tabii. Evet ne diyorsunuz beyefendi kebapçı ve iddialı Tuğçe Hanımcığım? Olabilir. Benim de yaşım genç olabilir ama ben biraz buranın tozunu attırmaya geldim. Bu hafta herkes iddialı. Oh. Çiğdem Hanımcığım sizinle söyleyeceksiniz. Ben de iddialıyım tabii ki. Buraya katıldığımıza göre hem hamaratızdır hem becerikliyizdir. Kendime güveniyorum. Her konuda böyle hızlı mısındır? Kesinlikle pratik misindir? Kesinlikle hızlıyım. Yaparım yani. Hiç korkum yok. Mutfakta 2 saatimiz tabii var. Tabii ki. Sıkıntı yok. Ayşe Hanımcığım siz ne diyorsunuz bu konu hakkında? Bu hafta herkes bir bomba gibi canlı, evet, iddialı. Evet. Ben de kendime çok güveniyorum. Çok iddialıyım açıkçası. Ben de çok şeyleri kendim istediğim için çok başaramayı seven bir insanım. Hırslı bir insanımdır da. Özel bir durum olsa bile hiçbir zaman için kendim hiçbir şeyden geri çekmedim. Çok koydum mesela araba kullanma olsun ne olsa olsun kafama koyduğum her şeyi... Yapan bir kapasite. Kendinize ben güveniyorsunuz, çok içinizden güveniyorum. De geliyor. Çok hem de. Maşallah. Makrame yapıyorum yani kendimi yani hiçbir şeyde böyle bir hedefim varsa o hedefi kesinlikle bırakmıyorum. Maşallah. Ne zaman oldu tam olarak? 11 yaşında. 11 yaşında. Kangrenden kaybettim kolumu. Doktora gitmedik. Kırıkçıya gittik. O da kangrenden dolayı kesildi. Şimdi 11 yaşından belli tek kolunuzda evet. Bütün her şeyinizi evet. Yapıyorsunuz. Evet. Çalıştım, emekli oldum. Emekli de oldunuz maşallah. Özel bir şirketten emekliyim. Yani aslında baya yeteneklisiniz tabii, o zaman. Tabii çok diyorum ya yani yani haftanın 5 günü işe giderdim. Hafta sonları pazara yine elde yaptığım işlerle pazara çıkardım. Yani diyorum ya bir hedefim varsa hani araç kullanma dedim araç kullandım. Araç alma dedim aldım. Maşallah. Peki şunu sormak istiyorum. Hani şimdi bu zor bir dönem çünkü buna alışmak hani... Hayatı nasıl devam ettireceğim, bir şeyleri nasıl başaracağım? Siz bunu yapmışsınız, çok da güzel başarmışsınız ama ne zamandan sonra buna karar verdiniz? Yani ilk başta bir yapamam falan dediniz tabii mi? Tabii ki. Yani ben 20 yaşından sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim. Sürekli memleketteydim, Kastamonu'daydım. Artık ondan sonra kendimi bir atmak gerekti. Çünkü olmuyor. Burada bakış açısından dolayı çok yıpranıyordum. Dedim en iyisi bu olmayacak. Sonra dışarıdan okula yazıldım, ortaokula, liseye.
Bir yandan işaret... okula da devam ettiniz. Evet evet, öylelikle devam ettim yani. Normal okula hani okuyamadım. Olaydan dolayı gidemediniz. Gidemedik, okuyamadım yani memlekette. Biraz da okutulmadık. Evet, eskiden öyle şeyler evet. vardı ama geç olsun güç olmasın. Yok, çok enerjiniz güzel. Çok güzel. Ay, çok kendinize güzel. De güveniyorsunuz. Çok. Siz başardıktan sonra yani hiçbir şey önemli değil. Siz yeter ki isteyin. İstiyorum. Yani sonra... nasip yani yani dediğim gibi her şey ödül değil ama önemli olan kendimi göstermek, başarmak. Kendim yani yapıyorum her şeyimi. Yapamadığım yerler varsa da onları bile mesela bırakıyorum. Diyorum ki şimdi gibi bu yarışma. Ya ben bunu yapamadıysam yani yapamıyorum. Mutfakta çok rahat yemek yapabiliyorsunuz yapıyorum. İstediğinizi. Yapıyorum, yapıyorum. Her Maşallah. Şeyimi çok güzel yapıyorum. O zaman bence bu haftanın en iddialı yarışmacısı Ayşe Hanım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani çünkü bunu başarmak çok zordur. Yani ama istediğim gibi yani ufak yaşta olduğu için benim kazanım. Tabii ki şu anda herhangi birimizin başına bir şey gelse tabii ki bir zorlanır onlar ama. İşte ama herkes sizin kadar güçlü olmayabilir. Yani bir insan hayatta da küsebilir. Her şeyden elinde çekebilir. Ama siz çok istikrarlı ve çok kendine güvenen birisiniz. Çok. Maşallah. Çok herhalde. Maşallah. Çok teşekkür ederim. Ben kahveleri... Peki olur alalım kahvelerimizi. Nasıl istersiniz? Ben sade alayım. Ben de sade içiyorum. Orta şeker. Ben şekerli alayım. Evet herkes kahvelerini yudumlarken Elmas Hanım'dan biz bir menüyü dinleyelim bakalım. İddialı yarışmacımız haftanın ilk gününde bizleri hangi menüyle ezecekmiş bir dinleyelim. Buyurun. Bugün inşallah güveç. Aa lokumlarımız geldi efendim. Bir saniye dış sesten ikramlıklar. Şöyle şöyle tutayım. Siz biraz alın sonra diğer masaya vereyim. Sen say ablam tam karşıya. Bugün inşallah güveç. Bulgur pilavı. Kaşık salatası. Terbiyeli tavuk çorbası. El açması börek. Tiramisu yapacağım. Şimdi terbiyeli tavuk suyu çorbamız evet. var. Ara sıcak olarak el açma böreğimiz evet, var. El açması börek. Ana yemeğimiz güveç, bulgur pilavı, kaşık salata, tatlı evet. olarak da tiramisu'muz evet. var. Peki. Evet nasıl buldunuz Tuğçe Hanım? Bu menü altında ezilecek misiniz? Ya bence ezilmem. Ben daha iddialı bir şey bekliyordum. Güveç evet güzel, ağır bir yemek. Ya ev hanımına göre ne bileyim daha farklı bir şey beklerdim. Bir de kol böreği mi dediniz? Ya kol böreği evet iddialı. Yani el açma börek ama daha şeklini bilmiyoruz. Evet. Bakalım nasıl gelecek önümüze. Necmettin Bey? Güveç fırına ait bir yemek. Yani evde yapılması biraz uzun da sürebilir. Tat olarak devamlı biz Ramazan'da yaptığımız... müşterilerimize ikram ettiğimiz bir yemektir. Peki Karışık. Çok pardon, bu güveci tencere güveçte bekliyor musunuz? Yani orada pişmesi mi gerekiyor? Tabii normalde 3 saat güveç fırın ateşinde pişer. Yani güveç olarak kabul ediyor musunuz? Tencerede yani, mi pişmesi lazım? Ya, tabii ki yani kabul etmiyorum. Çünkü güveç dediğiniz zaman odun ateşinde pişmesi lazım. Bu tencere yemeği oluyor. Odunu nereden bulacağım ben? İşte. Ocağım yok ya. Hayır toprak ama, tencerenin içinde. Tabii ki. Yani odunu ben nereden toprak tencerede ya ocağın üstünde toprak ya da fırının güveçte, içinde. Toprak güveçte. Fırınlı, o kadarını odun biz de ateşinde, biliyoruz yani güveçte olacak. Güveç. Odun ateşinde pişmesi lazım. Şimdi güveç dediğin zaman ama ona geliyor. Şimdi sizin yaptığınız normal türlü gibi ben şey olacak. Ben sabahtan fırını yaktım. Arkada tandırımız var. Tandırımız var. Peki herkese afiyet olsun. Kahvelerinizi yudumlayın. Daha sonra evin detaylarına bakacağız. Bakalım temizlikte iddialı Elmas Hanımcığım unuttuğu bir yerler var mıymış hep birlikte göreceğiz. Ben şu tarafa da vereyim de buyurun sonra demeyin ki bize vermediniz. Afiyet olsun. Kadir Bey'e mutfakta duvarda örümcek ağı gösterdim. Mutfak dolabının üstünü biraz özensiz silmiş sanırım. Bana biraz yağlı geldi. Elmas Hanım'ın evi gerçekten temizdi. Emeğine sağlık, eline sağlık. Elmas Hanım'ın evi genel olarak temizdi ama ayrıntılara bence unutmuştu. Evet, haydi bakalım bismillah. Güzel geçti ilk gün, ben beğendim. Yarışmacıların enerjileri de güzeller. Geçti derken? Yani uğurladık ya, gittiler.
Yedik içtik git. Gün geçip gitmiş gibi konuştun. Ha yani o tanış. Açılışımız güzeldi falan dese tamam diyeceğim. Dur öyle diyeyim o zaman. Açılışımız gayet güzel geçti. Ben beğendim yarışmacılarımı. Enerjileri de güzel. Hepsi de dişli ha. Öyle sessiz evet, yok. Çok dişliler ama fark etmiyor benim için. Maşallah. Bugün kim gelirse gelsin Elmas Hanım kesinlikle kendine ödün vermiyor. Ocak tütüyor arkada. Peki. Gidiyor muyuz o zaman? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Elmas Hanım nasıl bez sıkıyormuş, nereleri siliyormuş, neler yapıyormuş? Bir izleyelim, bir dinleyelim, bir görelim Elmas Hanım'ı. Evet. Yalnız bak iddiayı çok yükselttin. Evet. Beklentileri çok yükseldi Batcığım. Bilmiyorum neler olacak. Haydi bakalım. Her şey güzel olacak. Haydi her şey güzel evet. olacak. Hepsi Elmas Hanım'ın sayesinde. Evet. Gidiyoruz ablam. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.